Selam arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, sizlerin de şöyle gördüğünüz gibi bugünkü videomda sizlere bana göre makarnanın en kolay, en lezzetli hali olan makarna salatası tarifi vereceğim. Garnitürlü makarna salatası da diyebiliriz arkadaşlar. Daha fazla sizleri bekletmeden yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim malzemelerim hazır. Şimdi yapmaya başlayalım. Burada arkadaşlar sıcak suyum var, kaynattım. Şimdi sıcak suyuma biraz tuz ilave edeceğim. Biraz sıvı yağ ilave edeceğim arkadaşlar. Ben makarnalarıma arkadaşlar sıvı yağ ilave ediyorum. Hem daha parlak oluyor. Hem de yapışmıyor. Şimdi kaynayan suya makarna ilave ediyorum. Şöyle. Ben yüksük makarna kullanıyorum arkadaşlar. İsterseniz boncuk makarna da kullanabilirsiniz. Karıştırayım. Kapağını kapatıp arkadaşlar pişmeye bırakacağım makarnalarımı. Makarnalarım haşlandıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, burada makarnam haşlanıyor. Ben sizlere malzemeleri saymak istiyorum arkadaşlar. Burada kornişon turşum var arkadaşlar. Burada sarımsağım var. Mısır var arkadaşlar. Garnitür var. Mayonez var. Mayonez arkadaşlar isteğe bağlı. Ben çok yakıştırıyorum. O yüzden ben kullanıyorum. Burada yoğurt var arkadaşlar. Dereotu var. Dereotu da arkadaşlar isteğe bağlı. Dereotu da çok yakışıyor. Tavsiye ederim mutlaka kullanmanızı. Ben şimdi turşuları makarnamız haşlanırken şöyle küçük küçük doğrayacağım. Gerçekten arkadaşlar makarnanın bana göre en kolay, en lezzetli, en güzel hali. Çocuklarınızın severek yiyeceği veya 5 çaylarınızda arkadaşlar yapabilirsiniz misafirlerinize. Sarımsak da arkadaşlar isteğe bağlı. İsteyen katmayabilir. Fakat sarımsak, mayonez ve dereotunu ben çok yakıştırıyorum. Bunlar isteğe bağlı. Daha önce de söylediğim gibi. İsterseniz katmayabilirsiniz. Fakat ben katmanızı tavsiye ederim. Makarnamız da haşlanıyor arkadaşlar. Çok kısa sürede çok lezzetli bir menü arkadaşlar. Şöyle makarnamıza, makarnamız haşlanmış sayılır arkadaşlar. Şöyle birkaç dakika daha haşlanırsa tamamdır. Haşlansın, görüşelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar makarnamız haşlanırken ben yoğurdumu da hazırlayacağım. Şöyle sarımsağını ilave ediyorum. Mayonezi ilave ediyorum.
Şöyle çırpacağım birazcık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi makarnamız haşlandı. Şimdi ben makarnamızı süzeceğim arkadaşlar. Süzdükten sonra diğer malzemelerini ilave edeceğim. Şöyle arkadaşlar, makarnamızı süzdüm, soğudu. Şimdi malzemelerini ilave ediyorum. Burada turşumuz vardı. Şöyle mısır ilave ediyorum. Şöyle garnitürü ilave ediyorum arkadaşlar. Şöyle dereotunu ilave ediyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle şu şekilde arkadaşlar yoğurdumu ilave ediyorum. Yoğurdun içine arkadaşlar sarımsak ve mayonezini katmıştım zaten. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi makarna salatamız hazır. Şöyle çok güzel oldu. Misler gibi. Bu videomuz da buraya kadardı arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Arkadaşlar, kanalımı daha fazla büyüyüp sizlere daha fazla video çekmemi istiyorsanız kanalıma abone olmayı, diğer videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, bu güzel salata içinde yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Arkadaşlar, makarna salatamızın malzemelerini tam ölçüleriyle açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan da görebilirsiniz.